değerli konuşmacılarımız ve katılımcılarımıza. Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi olarak düzenlediğimiz pandemi sürecinde İzmir kütüphanelerinde kullanıcı tutumları ve yeni normalde kütüphanenin ürettiği çözümler adlı etkinliğimiz bugün ve yarın olmak üzere iki oturum altında gerçekleşecektir. Değerli konuklarımız ve siz değerli dinleyicimiz açısından verimli bir zaman olacağına inanıyorum. Ve konuşmacılarımıza söz hakkı vermeden önce kısaca bilmeyenler açısından bilmeyenler açısından kendimden bir söz etmek istiyorum. Ben İyi, güzel, 2017 güzel, güzel, yılında güzel, güzel, güzel. Kafanı rahat en azından gidip geliyorsun ya, boş ver. Gültekin Bey. Tamam. Görüşürüz o zaman Erkan'ım. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Gültekin Bey. Hadi, hadi görüşürüz. Hoşça kal. Ne oluyor ya? Gültekin Bey merhaba, sesiniz açık. Rica etsem kapatabilirim. Teşekkür ediyorum. Ben 2017 yılında Çankaya Karatekin Üniversitesi Bilgi Belge Yönetiminden mezun oldum ve aynı yıl içerisinde Yaşar Üniversitesi'nde kütüphaneci olarak çalışmaktayım. 2018 yılı itibariyle de Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi'nde yazılım olarak göreve devam etmekteyim. Değerli konuşmacılarımızdan da konuşmalarını yapmadan önce çok kısa bir süre kendilerini tanıtmalarını rica ediyorum ve çok fazla sözü uzatmadan Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şube Başkanımız Sayın Asuman Nesibe Özil Hanım'a konuşma yapmak üzere söz hakkını veriyorum. Buyurun. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Şu an gördüğüm kadarıyla yaklaşık 30 kişimiz var katılım yapan. Deneyimlerini paylaşmak üzere bizimle beraber olan arkadaşlarımıza ve sevgili idarecilerine de çok teşekkür ediyorum. 2020 yılı, 2019'un sonundan başlayarak 2020 yılında sağlıkla sınandık. Bu süreç içerisinde COVID-19'a yakalanan, temas eden, herhangi yakınını arkadaşını kaybedenlere de anmak istiyorum burada. Herkese şifa diliyorum. Diğerlerini rahmetle anıyorum. Kötü bir yıl geçirdik bu anlamda. Biz Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi olarak bu süreçte biraz hareketsiz kalmayı tercih ettik. Çünkü önümüzde sağlıkla ilgili ciddi problemler vardı. Bu süreç içerisinde derneğimizle ilgili yapılması gereken resmi işlemlerimizi hallettik. Bir denetleme geçirdik. Denetimden de başarıyla geçtik. 2020 yılının sonunda da pandemiyle denendiğimiz bu süreçte kütüphaneler biraz daha içsel yaşadılar bu sorunları. Her kütüphanenin, her kütüphanede çalışan kişinin özel deneyimleri birikti. Bu birikimleri sizlerden almak istiyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Serenay, süreyle ilgili her konuşmacıdan sonra soru gelebileceğini hani tekrar hatırlatalım istersen. Teşekkür ediyorum. Tabii. Hoşça kalın. Biz teşekkür ederiz Aslı. Çok sağ olun. İsterseniz chat kısmından sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bizzat konuşmacımıza en son konuşmasınız bittiğinde soruyu yöneltebiliriz. Ya da en son genel olarak da varsa sorularınız yine konuşmalar bittiğinde de soruları yöneltebiliriz. Ben şimdi söz hakkını Ali Bey'e vermek istiyorum. Buyurun Ali Bey. Çok teşekkürler. Herkese merhaba tekrardan. İsmim Ali Taş. 9 Eylül Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı vekaletini yürütüyorum. Daha öncesinde okuldan mezun olduktan sonra Yaşar Üniversitesi'nde ben de Serena Yanım gibi başladıktan sonra belli bir süre sonrasında devlete atandım. 9 Eylül Üniversitesi'nde yaklaşık 10 yıldır burada çalışıyorum. Çeşitli departmanlarda çalıştıktan sonra bu göreve vekaletini yürütüyorum şu anda. Sunumumu iki başlık altında yürütmeyi düşünüyorum. Birisi bildiğiniz üzere pandemiden ortaya çıkmasından itibaren, Türkiye'de pandemide ortaya çıkmasından itibaren bildiğiniz üzere tüm kütüphanelerde kütüphane hizmetleri kullanıcılara kapatılmıştı. Biz kapatıldıktan sonra hemen gerekli aksiyonları alarak belli başlı hizmetlerimizi sunmaya devreye hizmetleri devreye sunmaya başladık. Bu sürecin başlamasıyla birlikte arkadaşlar bizler anında kullanıcı üzerindeki kitapları
sürelerini uzatma işlemlerini gerçekleştirdik. Tüm işlemleri yaptıktan sonra kullanıcılarımıza gerekli duyurularımızı web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan gerekli bildirimleri yaptık. Ayrıca e-mail adreslerine de gönderdik bu bildirimleri. Sonrasında web sayfamızda güncellemeler yaptık. Bunlardan en temeli web sayfamızın sol üst menüsüne COVID-19 menüsü koyarak tüm kullanıcıların tek bir yerden bütün elektronik kütüphane hizmetlerimize erişimlerini sağladık. Orada işte kütüphaneye uzaktan nasıl erişilir, nasıl araştırma yapılır, onun haricinde sosyal etkinlikler başlığı koyduk. Buna benzer elektronik yayın veri tabanlarımızın bağlantılarını koyduk. Yani tüm elektronik kütüphane hizmetlerimizi tek bir çatı altında toplayıp oradan hizmet vermeye başladık. Uzaktan elektronik kütüphaneye bağlanmak için bir tane proxy üzerinden erişim sağlanan bir IP'miz vardı. IP sayımızı artırdık. Çünkü yoğunluktan dolayı sıkıntı yaşayacağımızı düşündüğümüz için uzaktan erişim IP sayımızı artırdık. Tüm kullanıcılar eğer bir veri tabanı IP üzerinden erişim sağlayamazlarsa direkt diğer IP'leri kullanarak hizmetini almaya başladılar. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Pandemiyle birlikte elektronik kütüphane hizmetlerimiz tüm üniversitelerde olduğu gibi bizim de elektronik hizmetlerimiz yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı. Daha çok kullanıcılardan pandemiden önce iletişim e-mail adresimize gelen kullanıcı talepleri daha azdı. Fakat pandemiden sonra kütüphane e-mail adreslerimiz yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı. Oraya yoğun bir şekilde kullanıcılardan talep gelmeye başladı. Bu talepler arasında işte elektronik kütüphaneye nasıl erişebilirim, proxy'yi nasıl yapabilirim gibi belli başlı her üniversite kütüphanesinde yaşanan problemlerle biz de karşılaştık. Ve anında bütün kullanıcılarımıza hızlı bir şekilde cevap vermeye çalıştık ve bu hizmetimizden de memnun bir şekilde kullanıcılarımız yararlandı. Onun haricinde uzaktan elektronik kütüphanelerimize nasıl bağlanılabilir diye videolar hazırladık. Elektronik hizmetlerimizden nasıl yararlanılır, nasıl erişim sağlanabilir elektronik kitaplara, elektronik makalelere, bununla ilgili videolarımızı hazırladık. YouTube sayfamızda yayınladık bu videolarımızı. Uzaktan ilişki kesme işlemlerini başlattık bu süre içerisinde. Çünkü halihazırda mezun olan öğrencilerimiz olmuştu. Bunların kütüphaneye gelmesi kısıtlandığından dolayı uzaktan ilişki kesme işlemini devreye soktuk. Bununla ilgili altyapı hazırladık. Kullanıcılarımız kütüphanemize gelmeden uzaktan ilişki kesme işlemlerini yapabildiler. Hala da yapabiliyorlar. Onun haricinde aktif olarak kullandığımız Twitter sayfamız var. Burayı çok aktif kullanıyoruz. Ve geri bildirimler de çok olumlu oluyor. Bütün duyurularımızı buradan yapmaya çalışıyoruz. Güncel tutmaya çalışıyoruz sayfamızı. Herhangi bir olumsuzluk olmadı bu zamana değin. Ve bu sayede de Twitter sayfamızın takipçi sayımız da artmış oldu. Bundan da çok memnun olduk. Ayrıca uzaktan kullanıcılarımıza online eğitimler düzenliyoruz. Talep eden öğrencilerimize formlar aracılığıyla öğrencilerimiz talepte bulunuyorlar, kullanıcılarımız. Ve biz de o taleplere karşılık istedikleri doğrultuda uzaktan eğitimlerimizi sağlıyoruz. Hala devam ediyor. Buraya kadarki olan süreç kütüphanelerin kullanıcılara kapatılmasıyla olan bir süreçti. Bundan sonraki ve 1 Haziran'dan itibaren bildiğiniz üzere tüm üniversite kütüphaneleri kullanıcılara açılmaya başlandı. Bazıları tabii ki hala kullanıcı almamaya devam ediyor. 9 Eylül Üniversitesi olarak 1 Haziran'dan itibaren İzmir'de yaşayan, farklı üniversitelerde okuyan, İzmir'de yaşayan tüm kullanıcılara kütüphanemiz hizmet vermeye başladı. Bununla birlikte bütün salonlarımızda yani bazı salonlarımızı kapattık. Bir salonumuz şu anda hizmet veriyor kullanıcılara.
450 kapasiteye sahip bir salonumuz mevcut, çalışma salonu. Buraya dediğim gibi tüm üniversite öğrencileri gelebiliyorlar, ders çalıştırabiliyorlar. Ayrıca tüm basılı ve elektronik kaynaklarımızdan sınırsız bir şekilde yararlanıyorlar. Hala bu hizmetimiz devam ediyor. Ali Bey, randevu sistemiyle mi çalışıyorsunuz peki? Yani kullanıcıları alırken belirli bir zaman içerisinde mi yer alıyorlar? Yoksa hani 2 saat kullanım süresi hakkı mı veriyorsunuz? Yoksa hani sabahtan gelip akşama kadar çalışabiliyorlar mı? Sabahtan gelip akşama kadar çalışabiliyorlar. Zaten çok fazla bir yoğunluk yok pandemiden dolayı. Kullanıcılar da zaten çok bilinçli olduğu için çok fazla kalabalığa gelmediklerinden dolayı çalışma sorunumuz yani çok yoğun bir kapasite anlamında kullanılmıyor. Gelen randevusuz gelebiliyor. Ve sosyal mesafeye uygun çalışma masalarımızda çalışabiliyorlar. Herhangi bir kısıtlamamız yok. Gelip çalışabilirler. Fakat tabii ki de yoğunluk olduğu zaman önlemlerimizi hazırladık ama yoğunluk olmadığından dolayı o önlemlerimizi devreye sokmadık. Ayrıca kitap salonumuzda bulunan tüm kitaplarımızı dezenfekte cihazımızdan geçirdik. Sterilizasyon cihazından bütün kitapları yani 200 bine yakın kitabımızı sterilize etmiş durumdayız. Daha sonrasında kullanıcılardan 1 Haziran'dan sonra kullanıcılar üniversite kütüphanemize geldikleri için kitaplarını da iade ettiler. İade ettikten sonra bu kitapları da dezenfekte işleminden geçirip belli bir süre karantina odasında bekledikten sonra raflarımıza yerleştirme işlemlerini yaptık. Onun haricinde genel olarak benim anlatmak istediklerim bu kadar. Dediğim gibi elektronik kütüphane hizmetlerimiz yoğun bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Bu kadar benim anlatacaklarım. Teşekkür ederiz Ali Bey. Bir sorum vardı. Evet. Mesela bu kullanıcılar, özellikle dış kullanıcılardan bahsediyorum. Evet. Yani yeni normalde uyumlarınız zorlayan bir davranışlarla herhangi bir şekilde karşılaştınız mı? Yani maskeyi takıp işte ders çalışma esnasında çıkarma gibi bir takım sorunlar vesaire. Güzel soru. Çok teşekkürler. Oldu mu? Çok teşekkürler sorunuz için. Biz devamlı çalışma salonumuzu kontrol altına tutuyoruz. Herhangi bir maske çıkarımında ilgili arkadaşlarımız uyarı şeklinde kendilerine bildiriyorlar ve o şekilde gerekli önlemlerimizi almış oluyoruz. Tamam, çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Şimdi afiş soru varsa alabilirim. Evet, soru varsa bakalım. Gültekin Bey neyle dezenfekte edildi diye sormuş. Kitap yıkama cihazı. Kitap yıkama cihazımız var. Onunla dezenfekte ettik bütün kitaplarımızı. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben söz hakkını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Şükrü Bey ile Ayşen Hanım'a vermek istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz biz. Ben Ayşen Bilnen. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde 2009'dan beri çalışmaktayım. 2008 Hacettepe mezunuyum. Referans ve açık erişim kurumsal arşiv tarafına bakıyorum. Arkadaşım Şükrü de kendisini tanıtmak ister. Buyurun. Ben Şükrü Mert Arizin. Merhaba öncelikle herkese. Ben de 2008 İstanbul Üniversitesi mezunuyum. 2011 yılından beri de İYİTE'de çalışıyorum. Sesi çok az geliyor. Biraz. 2008 İstanbul Üniversitesi mezunuyum. 2011 yılından beri de İYİTE'de çalışıyorum. Bugün hazırladığımız sunumu Ayşen Hanım sunacak. Etkinlik için herkese teşekkür ediyoruz. Konuştum. Sana gönderdiğim şeyi Ayşen ona da gönderdim. Ayşen Hanım bir saniye. O çerçevede konuşacağız. Hani onun kitaplarıyla ilgili falan hani dedi sen şey yap. Ben hani şey yapmayayım. Hani hemen kitaplarla ilgili konuşurken ben hani işte daha önce de kitapları vardı. Bu son iki kitabını da okudum falan. Yani onlar üzerinde konuşuruz. İşte o gönderdiğim şeyleri ona da gönderdim. Sana gönderdiğim şeyleri. Şey dedi, yani işte ne kadar süre dedi. Vallahi herhalde bir saat falan dedim. Yok ya o kadar insanlar dinler mi? Siz onun mikrofonu kapatabiliyorsunuz ama. Dışarıdan müdahale edebilirsek. Dedi. Emre Bey yardımcı olabilir varsa dedim. Sürebildiği kadar sürsün dedim. Tamam dedi.
Başkan konuşuyor. Evet. Bir şeyi var herhalde. Şu anda ben de girdim. Tamam. Hadi görüşürüz. Sayın Başkanım, mikrofonunuzu kapatabilir misiniz acaba? Ya çok özür dilerim. Ne demek, estağfurullah. Ayşen Hanım, Şükrü Bey, siz devam edebilirsiniz. Merhabalar tekrar. Oradan sonra. Şimdi pandemi sürecinde Yetik Kütüphanesi'nin hizmetleri konusunda size kısaca bir sunum yapacağız. Ben ekranımı paylaşmak istiyorum önce sizlerle. İzniniz olursa. Şu an görebiliyor olmanız lazım. Evet, gayet iyi görünüyor. Tamam, tüm ekran yapalım. Şimdi biz bu süreçte neler yaptık, ne gibi hizmetler yaptık, karşılaştığımız yeni normal sürecinde ne gibi çözümler ürettik? Kısaca onlardan bahsetmek istiyoruz sizlere. Bildiğiniz gibi pandemi süreci şöyle akışı oldu. Salgın başlangıcından sonra, salgın başlangıcıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü pandemiyi ilan ettikten sonra ardından 16 Mart'taki yok kararıyla birlikte üniversiteler eğitimi ara verdi hepimizin bildiği üzere. Bu ara vermeden sonra kütüphanelere fiziksel olarak erişim kısıtlandı. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de İTÜ kütüphanesi olarak kullanıcıların yanında olmak, uzaktan eğitime ve yapılacak araştırmalara destek vermek amacıyla acil plan, eylem planımızı hazırlayıp verdiğimiz hizmetleri bu sürece göre şekillendirdik. Ne yaptık bu süreçte? Biz de Ali Beyler gibi duyurular kısmına yani kullanıcılarımıza ne kadar ve ne kadar fazla kanaldan ulaşabilirsek o kadar iyi mantığıyla hareketle duyurularla kullanıcımıza sürekli bilgilendirmeye çalıştık. E-kaynakların erişimine ilişkin uzaktan eğitim sürecinde yararlı olabilecek eğitim kaynaklarını duyurduk. Talebimiz üzerine ya da talebimiz dışında erişime açılan biliyorsunuz yayınevleri tarafından bu süreçte çok büyük destekler gördük. Bu yayın evlerinin erişime açtıkları kaynaklara yönelik duyuruları paylaştık. Artı bu süreçte yayın evleri firmalar tarafından gerek veri tabanlarının kullanımı ile ilgili gerekse bilimsel mesleki içerikli çok fazla web semineri düzenlendi. Onlara yönelik duyurularımızı kullanıcılarımıza paylaştık. Bunun yanı sıra sosyal medyanın gücünü çok etkin kullanmaya çalıştık. Tüm duyuruları sosyal medya hesaplarımız üzerinden de paylaşarak kullanıcılarımıza tüm kanallar aracılığıyla bilgilendirme yapılmasını amaçladık. Pandemi sürecinde kullanıcılarımızdan gelen tüm mailler saat gözetilmeksizin kütüphane ortak mail hesabında ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da çok fazla soru geldi. Bunlarla 3 çalışma arkadaşımız tarafından takip ederek en geç 1 saat içerisinde ortalama yani bütün mailler için söylüyoruz bunu. Yani en geç 1 saat içerisinde bütün kullanıcılarımıza dönüş yaptık. Kullanıcılarımızın kütüphane aboneliklerimiz aracılığıyla iletişim sağlayamadıkları kitap bölümü, makale, tez, standart gibi istekleri de oldu bu süreçte. Onların da hızla karşılanması için gerekli girişimlerde bulunduk. Normalleşme süreci ve sürülü yayınlar salonunu hizmete açtık. Haziran ayından itibaren ödünç ve iade hizmetlerinin yanı sıra kütüphanemiz sürülü yayınlar salonu açıldı. Ortalama 1000 kişi oturma kapasiteli bir kütüphaneyiz biz. %10, %20 aralığında bir oturma kapasitemiz oldu. Yani 100-200 kişi arasında bir normalleşme sürecinde kullanıcı alıyoruz şu anda. Tabii çok dolu olmuyor normal dönemler gibi. Çünkü normal zamanlar yaşamıyoruz bildiğiniz üzere. Böyle hizmet vermeye çalıştık. Sonra bir koronavirüs rehberi hazırladık. Bu koronavirüs rehberinde kullanıcıların gerek kampüs dışından erişebilecekleri kaynaklarla ilgili bilgileri, gerekse koronavirüs ile ilgili bilimsel içeriklere ve daha fazlasına ulaşabilecekleri bir rehbere ihtiyaç duyduk kendi açımızdan. Ve rehberin içeriğinde sürekli hala güncellemeye devam ediyoruz. Ne var bu koronavirüs rehberinde? Başlıkları görüyorsunuz. Başlıkların içerisinde şöyle kısaca özetlemek gerekirse, siz nerede biz orada başlığın içinde, pandemi sürecinde kütüphaneden haberlere, kampüs dışından kütüphane kaynaklarına erişim nasıl sağlanabileceğine, e-kitap veri tabanlarının kullanımına, e-dergilere erişim için browsing'in kullanımına, aboneliklerimiz arasında bulunan genel konuları içeren veri tabanları hakkında bilgilere yer vermeye çalıştık. Yabancı dilinizi geliştirin başlığı altında kütüphanemizin üye olduğu, abone olduğu Rosetta Stone, Tümer Altaş, Overdrive, Hot English gibi yabancı dil destekleyen uygulamalar ve veri tabanlarının
tanıtımlarına yer verdik. Yayın evleri kaynaklarını açıyor kısmında başlığı altında. COVID-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitime destek vermek amacıyla içeriklerini açık erişimli hale getiren yayın evlerine ait kaynaklara yer vermeye çalıştık. COVID-19 hakkında bilimsel kaynaklara da yer vermeye çalıştık diğer bir başlıkta. Web seminerleri bildiğiniz gibi bu süreçte aslında web ortamında çok bir araya gelindi seminerler aracılığıyla. Bu seminerleri de paylaştık. Açık dersler kısmında YÖK dersleri platformu ve çeşitli üniversitelerin açık derse ilişkin paylaşımlarına yer verdik. Ücretsiz sertifikalı kurslarda British Council, Council gibi derneklerin düzenledikleri ücretsiz sertifikalı kurslara yer verdik. Uzaktan eğitim ve evden çalışmak başlığı altındaysa COVID-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçen eğitimcileri desteklemek için uzaktan öğrenme konusunda bilgiler içeren kaynak ve araçlar bu başlık altında toplandı. Sanal müzeler kısmı aslında çok ilgi çekici oldu biraz. Bu süreçte Türkiye ve dünyada bildiğiniz üzere çevrimiçi ortamlarda birçok sanal müze koleksiyonlarını online olarak erişime açtılar. Biz de bunları tek tek bakıp sanal müzeler altında topladık. Gayet de ilgi gören bir kısım oldu burası. Aynı zamanda en son başlık olarak da online etkinlik ve konserler başlığımız var. Bunda da pandemi sürecinde evde kalan herkes için çevrimiçi olarak erişim sağlayabilecekleri Türkiye ve dünyada düzenlenen bale, opera ve konserlere ait bilgileri paylaşmaya çalıştık. Rehberimizin oluşturulma tarihi 19 Mart 2020. Yani YÖK'ün pandemi ilan ettiğinden hemen sonra biz rehberimizi bitirdik. Ve ben bu istatistiği 3 gün önce aldım. 2277 günde 12.883 görüntüleme olmuş bu rehberi. Gayet de iyi bir rakam aslında baktığınızda. İncelemek isterseniz linki paylaşıyorum gördüğünüz gibi ekranda. Sonra ne yaptık bunların dışında? Bir kullanıcı memnuniyet anketi yaptık. Yani 3 aylık bir süre zarfında biz pandemide nasıl hizmet verdik diye şu 3 ay sonunda bir bakalım zihniyetiyle bir kullanıcı memnuniyeti yaptık. Kullanıcı memnuniyetinde işte koronavirüs sürecinde İTÜ Kütüphanesi hakkında genel memnuniyet oranlarını ölçtüğümüz gibi kaynaklara ulaşımı da ölçtük. 14 tane çoktan seçmeli 2 açık uçlu soruyla anketi hazırlayıp çevrimiçi ortamda kullanıcılarımızın ankete katılımını sağladık. Yapılan anketin sonuçları değerlendirerek koronavirüs sürecine özel verilen hizmetlerinin faydasını ölçmeye, sonuçları değerlendirmeye uzun vadede kriz dönemlerinde kullanıcıların beklentilerine ilişkin verilebilecek hizmetler konusunda bilgi birikimi sağlamaya çalıştık. Anket sonuçlarımızı ekranda görüyorsunuz. Yani %70 ile %82 arasında bir memnuniyet var aslında. Aldığımız sorulara, yani aldığımız cevaplara bakarak bunu söylüyoruz. Pandemi sürecinde üniversite kütüphanelerindeki mevcut durum ve sonrasında geri dönüş ve kütüphanenin açılması ile ilgili daire başkanımızın da içinde olduğu bir grup kütüphane yöneticisi tarafından 2 adet bilimsel makale yayınlandı bu süreçte yaptığımız çalışmalara ilaveten. Erişim linklerini ekranda görüyorsunuz. Birisi Bilgi Dünyası'nda yayınlandı, bir tanesi de Yükseköğretim Dergisi, YÖK'ün Yükseköğretim Dergisi'nde yayınlanmış bir makale. Erişim için linkler dediğim gibi yine ekranda görünmekte. Pandemi sürecinin ardından kütüphaneleri yeniden açarken mevcut risklerin azaltılarak ayrıntıların dikkatlice planlanabilmesi ve bu süreçte kütüphanelerde kullanılabilecek görseller için üniversite kütüphanesi yeniden açılış kitini oluşturulduk. İçinde bulunduğumuz bir grup kütüphaneci tarafından ve Creative Commons lisansı tarafından bu açılış kiti paylaşıma da sunuldu. Bu çalışma OSF platformunun kütüphaneciler tarafından aslında ilk kullanımıdır. Size ekranda OSF platformundan da küçük bir görüntü paylaşıyorum. Burada istatistiklerini de görebiliyorsunuz. Yani yayını koyduktan sonra sizin yayınınıza kaç kişi bakmış, kaç kişi atıf yapmış bunları da görebiliyorsunuz. O yüzden aslında OSF platformu da bu noktada çok önemli bir platform. Ve ilk kullanılan, yani kütüphaneciler tarafından bu kullanım ilk defa oldu bu açılış kitiyle birlikte. Sonrasında Koç Üniversitesi Suna Kureş Kütüphanesi sanal bir poster oturumu düzenledi.
Türkiye'de ve dünyada üniversite kütüphanenin deneyimlerini ve stratejik eylemlerini bir araya getirerek herkesin erişimine açık olan sanal poster oturumu için bir poster hazırladık. Ve bu poster en iyi 3 poster içerisine girerek yapılan canlı oturumda poster sunumunu gerçekleştirdik. Sevgili Ayşen, zamanımız daralıyor. Soru da gelebilir. Toparlayabilecek. Tamam. Son iki. Aynen. Hemen toparlıyorum. Organize ettiğimiz bazı web seminerleri oldu. Ben bir kısmını ekran görüntülerini sizinle, yani posterlerini sizlerle paylaştım. Araştırma verileri yönetiminde bir kitabımız oldu. Kitap çevirim çalışmamız oldu. Onu yayınladık yine OSF platformu üzerinden. Şimdi kısaca özetleyeyim, artık bitiriyorum izniniz olursa. Pandemi süreci İYTE Kütüphanesi'ne bizlere neler kazandırdı? Aslında bu hiç de hazır olmadığımız süreç bize çok şey öğretti. Kriz dönemlerinde hızlıca aksiyon alabilmenin ne kadar önemli olduğunu. Neyim ya, sen ne yapıyorsun? Ne zamandır aramıyorsun, sormuyorsun. Ben aramayınca arayan yok. Çok pardon. Bilmiyorum artık. Emre Bey, rica etsem... Sessiz alabilir misiniz? Ha. Dün konuştunuz mu siz babanla? Çok pardon, bulamıyorum hemen. Görevli bir 05. Hayır, şey hatırlamadı da konuşup. Tamam. Ben bir sesler duydum. Çok senin sesin miydi? Neydi bilemedim onu. Ben herkesi sessiz alıyorum. Tamam sanırım. Tamam. Kusura bakmayın, öyle bazen oluyor. İnsanlar gerçekten dikkat etmiyorlar. Evet, haklısınız. Ayşin Hanım, siz sesinizi açabilir misiniz rica etsem? Tamam, şu an herhalde sesim geliyor. Evet. Hı-hı. Son olarak toparlıyorum. Pandemi süreci İYTE Kütüphanesi'nde ve biz çalışanların neler kazandırdı, ondan maddelerle bahsedeceğim. Aslında bu sürece hiçbirimiz hiç hazır değildik. Yani ama yine de bu süreç bize çok şey öğretti, ona inanıyoruz biz. Kriz dönemlerinde hızlıca aksiyon alabilmenin ne kadar önemli olduğunu, esnek ve evden çalışma sürecine hızlı adapte olmanın ne kadar önemli olduğunu, çevrimiçi eğitimlere olan tercihin artmasıyla birlikte bilgi okuryazarlığının alanımızda ne kadar önem kazandığını, sosyal medyanın gücünü ve önemini, online kütüphane hizmetlerine yönelik bakış açıları ve beklentilerin daha çok ortaya çıktığını, teknik altyapı ve kullanılan sistemlerin ne kadar önemli detaylar olduğunu, kütüphanenin acil eylem planlarını hazırlayarak uzaktan çalışma için iş akışları, çalışma süreçleri ve mevzuatların düzenlenmesi gerektiğini ne kadar önemli olduğunu, kütüphane kaynaklarının uzaktan kullanımıyla ilgili kullanıcıların ihtiyaçlarının daha net ortaya çıktığını, kütüphane koleksiyonlarındaki elektronik kaynakların önemini, kütüphane kullanıcıları için e-kaynakların ne kadar önemli bir unsur olduğunu, diğer kurumlarla ve meslektaşlarla kurulan işbirliğinin kullanıcılarımızın isteklerini karşılama noktasında ne kadar önemli unsurlar olduğunu bu süreci yaşayarak bizzat öğrendik aslında. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Vakit ayırıp biz dinledikleri için dinleyicilerimize bu platformda deneyimlerimizi paylaşma fırsatı sundukları için de Türk Kütüphaneciler Derneği, İzmir Şubesi çalışanlarına ve bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın diyoruz, hoşça kalın diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Varsa soru alabiliriz. Ben bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun Aslan. Şimdi tabii kütüphanedeyiz, kullanıcılarımız var, sizler çalışanlar ama sağlık çok büyük problem. Siz çalışanlar olarak kullanıcıyla yüz yüze geldiğiniz zamanlarda neler hissettiniz? Burada hisleriniz çok önemli. Nasıl tedirginlik hissettiniz ya da nasıl, yani burada sizin kişisel duygularınızı almak istiyorum. Aslında hepimizde bir tedirginlik var. Yani bizlerde olduğu kadar kullanıcılarda da bir tedirginlik var. Yani hepiniz gözlemlemişsinizdir bunu. İlk zamanlarda daha sanki yoğundu, değil mi? Şükrü de eminim katılıyor. Ama şu sıra birazcık daha herhalde bizde mi normalleştik bilmiyorum. Şu an daha bir rutine girdi aslında. Öyle yani. Tabii ki de çok tedirgin olduk. Yani ödünç varma bankosuna çıkarken her zaman böyle ilk zamanlar eldivenler, maskeler, böyle dezenfektanlar. Hala o alışkanlıklarımız devam ediyor. Eminim unutamayacağız herhalde bu dönemleri. Öyle yani, benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa eklemek istenen ya da sorulan rica ederim. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Normalleşme sürecine girmeden önce de kullanıcıların kitap, tez ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık dediniz. Bunu nasıl başardınız? Evet, yani bizim kütüphanemiz açıktı.
Yani bir aylık bir süreden sonra tekrar açıldı, öyle söyleyeyim. O dönemden sonra zaten gelen giden kullanıcıları hiçbir zaman geri çevirmedik. Biz yardımcı olmaya çalıştık elimizden geldiğince. Öyle yani, çok fazla zaten bir sirkülasyon olmadı. Yani bunu inkar edemeyiz. Çok öğrencimiz yok. Hala öyle gelen öğrencimiz, hani burada köyde kalan birkaç öğrenci dışında gelen kişiler belli kişiler yani. Onlar dışında çok tercih edilmiyor bizzat buraya gelme. Öyle olunca çok da şey olmadı yani. Sorun olmadı, öyle söyleyeyim. Bütün istekleri karşıladık. Zaten mailler yoluyla çok fazla, 9 Eylül'de karşılaşılan gibi çok fazla soru mail yoluyla çözülmüş oldu. Böyle. Teşekkür ederim. Fiziksel erişimlere çok ihtiyaç kalmadı yani. Aslında sürekli bu şekilde mail yoluyla iletişimleri sağlıyoruz. İşte hafta sonu da olsun, akşam da olsun, her şekilde cevap vermeye çalışıyoruz dedik. Aslında bu pandemi sürecinde bir nevi mesai saati kavramımız ortadan kalktı gibi oldu. Evet. Çünkü yani sürekli bir kaynak, elektronik kaynak özellikle üniversite için bir erişim halinde oluyor çocuklar. Ders çalışmak istiyorlar vesaire. Yani umarım... Aynen öyle. Ben de katılıyorum Serenay sana. Şöyle bir şey, hep özendiğimiz home office olayı aslında öyle de çok da özenilecek bir şey değilmiş. Ben kendi adıma öyle bir şey söyleyebilirim. Evet. Yani çünkü dediğimiz gibi saat zaman kavramınız olmuyor. Evde sizi bekleyen, ilgi bekleyen çocuklarınız olabiliyor, işler olabiliyor. Bütün onların yanı sıra işi de götürmek gerekiyor. Yani bu biraz iş yükünü arttırdı ama herkes gibi bu süreçten de çok büyük deneyimle çıktığımızı düşünüyorum ben. Ve İYİT Kütüphanesi olarak da büyük bir sınav verdik ve o sınavı geçtik diye düşünüyoruz biz kendi açımızdan. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Konuşmalarınız için. Ben söz hakkını şimdi Yağmur Hanım'a vermek istiyorum Yaşar Üniversitesi'nden. Buyurun Yağmur Hanım. Herkese merhabalar. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. 2013 yılından beri de Yaşar Üniversitesi'nde çalışmaktayım. Koleksiyon geliştirme ve teknik hizmetlerden sorumluyum. Şimdi sizinle ekranımı paylaşıp küçük bir bu süreçte neler yaptığımıza dair bilgi vermek istiyorum. Geliyor değil mi ekranım şu anda? Evet, geldi. Bir müdür, bir şef, bir uzman ve 4 memurdan oluşan 7 kişilik bir kadroya sahibiz. Kütüphanemiz 1200 metrekarelik alanda 3 katlı binada 500 kişilik oturma kapasitesi, 31 adet masaüstü bilgisayarı, 4 adet grup çalışma odası, 50 adet dizüstü bilgisayarla hizmet veriyoruz. Çalışma saatlerimiz normal şartlarda saat sabah 8, akşam 11, cumartesi günü sabah 9, akşam 5, pazar günleri kapalıydık. Ama tabii ki araya pandemi dönemi girdiği için hafta içi 10 ile saat akşam 4 arasında hizmet vermekteyiz. Hafta sonu tamamen kapalıyız. Mart 2020'de dönüşüme geçilip Mayıs ayından itibaren de kısa çalışma ile haftanın belli günlerinde okuldan idare edip geri kalan günlerde de evden çalışmaya devam ediyoruz. Evden çalışırken de daha kolay olsun işlemlerimiz diye Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden dizüstü bilgisayarlar talep edilmiş ve gerekli programların kurulması için onlardan destek sağlanıp bu böylelikle uzaktan bütün kullanıcılara daha hızlı hizmet vermek amaçlanmıştır. Bunun yanında kütüphanede de fiziki olarak ödünç verme bankosunun etrafına cam da kapattırıp sadece küçük bir yer açtırıp oradan hizmet vermeye başladık. Her kata dezenfektan aparatları koydurttuk. Oturma kapasitesini 109 kişiye, masaüstü bilgisayar kullanımını da 15 adete düşürerek hizmet vermeye devam ettik. Fiziki durumumuzu buradan fotoğraflarla sizlerle paylaşmak istiyorum. Yerlerde mutlaka uyarılar, mesafe uyarıları var. Oturma düzenlerinde oturabilirsiniz ya da oturamazsınız diye stikerler yapıştırdık. Bir odayı tamamen ödünçten gelen kitaplar orada havalansın diye camlı odamız var, çalışma odası. O odayı öyle kullandık. Toplu oturma alanlarını tamamen kullanıma kapattık. Duyuruları astık. Koronavirüsle ilgili duyurularımız mevcut. Her katta yine görebiliyorsunuz. Kampüse girişler ve kütüphane kullanımı tamamen randevu sistemine bağlandı bizim okulumuzda. Ve randevu yaşar.edu.tr'den dış kullanıcı ya da kendi kullanıcılarımız kütüphaneyi 2 saat kullanmak üzere randevu alabiliyorlar. 2 saatin sonunda kullanıcılarımızı uyarıyoruz ve çıkmalarını istiyoruz.
ve onlar çıktıktan sonra dezenfekte işlemleri başlıyor ve kampüse giriş randevusunda mutlaka HES kodlarını istiyoruz. Çünkü HES kodlarını kontrol etmekle yükümlüyüz. HES kodu olmayan kullanıcılarımızın randevusunu iptal etmek zorunda kalıyoruz ve onlar gelmeden önce onlara bilgisini de veriyoruz. Bu sürede web sayfamızda sanal kütüphane sekmesi oluşturduk. Böylelikle kullanıcılarımızın uzaktan daha kolay kitaplara, veri tabanlarına vesaire daha kolay ulaşmalarını hedefledik. Sanal kütüphane sayfasından COVID-19 platformlarına, abone veri tabanlarına, e-kitaplarına, online eğitimlere ve kullanım kılavuzlarına erişimleri sağlanıyor. COVID-19 platformunda açık erişim platformlarını içeriyor. Buradan her türlü açık olan veri tabanlarına, e-kitaplarına daha kolay ulaşabiliyorlar. Online eğitimlerinde kullanıcılarımız girip buradan ilgilerine göre eğitimlere kayıt yaptırıp izleyebiliyorlar. Kaçırdıkları eğitim olursa ve eğitim video kaydını alındıysa veren firmadan o video kaydını istiyoruz ve web sayfamıza koyuyoruz. Oradan daha kolaylıkla videoyu izleyip eğitime girebiliyorlar. Kullanım kılavuzlarını koyduk. Orada da videolar halinde e-kitap indirmeye, temel aramaya, uzaktan erişimle ilgili sorunları varsa her türlü oradan videodan izleyip öğrenebiliyorlar. Yine de uzaktan erişimle ilgili VPN sorunları olabiliyor, bağlanamayabiliyorlar. Bu süreçte biz halledebiliyorsak, biz yoksa bilgi işlemle ortak çalışmalar yapıp kullanıcılarımızın sorunlarını hızlı şekilde çözebiliyoruz. Bu salgın sebebiyle eğitime destek vermek amacıyla birçok kaynak bir süre için ücretsiz erişime açıldı. Bu kaynakların yeni duyuruları takip edilmekte olup eklenecek platformların erişimlerini kontrol edip duyurularının geçilmesine de devam ediliyor. Aynı şekilde ders kitapları ve eğitim kaynaklarına yine ücretsiz şekilde ulaşabilmeleri için akademisyenlerimizin firmalarıyla bağlantıya geçiliyor ve hizmet sağlanmaya devam ediyor. Kullanıcılarımızın üzerinde olan basılı kaynakları biz 22 Şubat 2021 tarihine kadar uzattık. Ama yani mümkün olduğunca yararlanabilsinler, faydalansınlar kitaplardan diye. Burada şöyle bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Bir kullanıcının üzerinde olan kitap başka bir kullanıcıya, kullanıcının ihtiyacına oluyor mesela. Onlar o kitabı istediklerini söylerler. Biz arada aracı olarak kitabı diğer kullanıcıdan ya kargolamasını istiyoruz ya randevuyla gelip iade etmesini istiyoruz. Böylelikle o iletişimi de o sorunu da öyle çözmeye çalışıyoruz. Sosyal medya duyurularımızla ve okulun diğer sosyal medya hesaplarıyla birlikte webinarlarla ilgili duyuruları, güncel hizmet duyurularımızı yapıyoruz. Instagram sayfamızı ve duyurularımızı buradan görebiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı alabilirim. Çok teşekkür ederiz Yağmur Hanım. Zamanınızı çok etkin kullandınız. Soru var mı acaba? Şu anda bir sorunuz görünüyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi sevgili Yağmur, siz de esnek çalıştınız bu süreçte. Peki bu hani birbirinizi görmediniz bir şekilde ya da gördüyseniz de tabii uzaktan gördünüz. Bu sizi nasıl etkiledi? Neler hissettiniz? Yani eski normalle yeni normal bir özlem var mı ya da yok? Böyle çok fazla. Çok fazla özlem var. Çok fazla beraber çalışmayı özlediğimiz zamanlar oluyor. Yani çok fazla bölünüyorum. Yani ben özellikle evde çalışırken bölünüyorum. Burada daha iyi çalışıyorum. En azından takım arkadaşlarımla beraber bir şeyleri daha hızlı çözdüğümüzü anladım ben bu süreçte, kendi adıma söylemek gerekirse. Beraberlikten daha güzel bir kuvvet çıkıyor yani. Teşekkür ederim. Peki bir şey daha. Bu süreçte kullanıcı profilinizde bir değişim oldu mu? Yani öğrenciler vardı, dışarıdan gelenleriniz vardı, hocalar vardı. Bunlar hangi ağırlıkla daha çok hani kullandılar ya da bir değişim gözlemlediniz mi? Bir şeyler oldu mu? Yani ödünç alan öğrencimiz de yine aynı sayıdaydı ama daha çok gelip burada ders çalışmak isteyen hocalarımız, öğrencilerimiz ya da
online dersini burada vermek isteyen akademisyenlerimiz çok fazla vardı. Hatta bu süreçte bir tane öğrencimiz vardı. Evde ders çalışamadığını, evdeki nüfusun çok kalabalık olduğunu ve ders çalışamadığını, hani dörtten sonra, dörtte kapatıyoruz kütüphaneyi, dörtten sonra da kalıp çalışmayı çok istediğini belirtti. Ama şartlar gereği maalesef bunu yapamıyoruz. Çünkü herkes çıktıktan sonra yine kütüphane dezenfekte işlemlerinden geçiyor, temizleniyor. Yani maalesef tamamen açık bırakamıyoruz kütüphaneyi. Peki bir ilginç anın var mı bizimle paylaşmak istediğin, onu da soralım sana. Benim yaşadığım yok yani, genel sorunlar. Ya HES kodu olmadığı için randevusu iptal olmuş, mail attığımız halde görmemiş ve kapıya kadar gelip içeri giremediği için kızan öğrencimiz çok oldu. Ama her şey açık ve net ortadaydı. O yüzden çok ilginç bir anım yok. Tek anımız işte o kalabalık, nüfus kalabalık olan öğrencimiz. Onun dışında bir şey yok. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Yağmur Hanım. Şimdi Fransız Kültür Merkezi'nden Natil Hanım'a ben söz hakkı vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Şimdi bizim kütüphanemiz küçük bir kütüphane, sizinkinin kıyaslama gerekirse. Onun için bu kadar nasıl diyeyim, sistemik, bu kadar böyle ince bir çalışma yapmadık. İki kişiyiz Loic'le beraber. Ondan sonra biz kapatıldığı zaman biz de çok herkes gibi çok üzüldük. Hemen ama yapmaya çalıştık. İlk önce bizim dijital kütüphanemiz var, Kültürtek. Onu herkese normalde tabii bedava değil, herkese ücretsiz kullanmaya açtık. Bu da Ağustos'a kadar, yani 6 ay boyunca hemen hemen ücretsiz kullanıma açtık. Ondan sonra nasıl kullanılır ile tutorial yaptık insanlarda nasıl kolay kullanılması için. Ondan sonra Mayıs'tan itibaren yaptık, bir paket servisi açtık. Paket servisi, insanlar katalogtan liste yapıp bize bir mail gönderip biz paketleri güvenliğimizin orada bırakıyorduk. Ondan sonra geçerken alıyorlardı. Hiçbir temas olmadan, hiçbir şekilde risk almadan, içeri de almadan öyle çalıştık bir süreç. Aldığımız kitapları dezenfekte etmedik. Hala etmiyoruz. Bir karantina koyuyoruz. İlk başta 10 gün, artık bir hafta karantina yapıyoruz. Fransa'da zaten bütün kütüphaneler 4 gün diyorlar. Ondan sonra Haziran'dan itibaren açtık ama 1 Haziran'da açtık ve randevulu çalışmaya başladık. Arkadaşımla dönüşümlü geldik 4 gün boyunca. 2 gün o, 2 gün ben. İnsanları tabii ya mail yolu ya bizi arayıp randevu oluşturduktan sonra onları burada ağırladık. Maksimum 5 kişi, alanımız küçük çünkü. Çalışmak için almadık, hala da kabul etmiyoruz. 30 dakika süreleri var. Gayet güzel çalıştı. Yani tabii yoğunluk hiçbir zaman olmadı ama en azından gelmek isteyenler hiçbir zaman yapmadık. Yani hatta ölen olmadan, yani istedikleri zaman da ağırladık. Böyle de devam ediyoruz çalışmaya. Randevulu, 30 dakika süreç, maksimum 5 kişi, öyle. Fazla olunca bahçede bekletiyoruz, varsa böyle bir yoğunluk. Çünkü tabii ki bazen randevusuz gelenler var. Onları yine hiçbir zaman kapımız kapatmıyoruz. Herkese açık hala. Ama içeride varken misafirlerimiz, kimse almıyoruz. Bekletiyoruz, sonra böyle dönüşümü alıyoruz. Başka ne diyeceğim? Ha, esas biz çok Zoom'da bayağı bir etkinlik yapmaya çalıştık. Mart'tan itibaren masal günümüz oldu. Her hafta çocuklarla buluştuk. Onlara masal, Fransızca masal yapmaya devam ettik, anlatmaya devam ettik. Ondan sonra
Haftada bir günde abonelerimiz ile beraber buluşma randevumuz da vardı Zoom üzeri. Çünkü kütüphanemize sadece kitap almak için gelinmiyor. Bizimle de sohbet etmeye, Fransızca pratik etmek için. Bizim tabii yabancı dilimiz de o da bir farklı bir boyuta getiriyor. Onun için de onları haftada bir saat boyunca onlarla buluşup kahve beraber içiyorduk. Kahve randevumuz vardı. Bir de şey vardı, okuma kulübümüz devam edebildik Zoom'da. Hatta biraz yoğunlaştırdık. Normalde ayda bir olan okuma kulübümüz ayda iki kere buluşturduk. Hatta bazen de yazarlarla da davet etmeye şansımız oldu. Çünkü eskiden bütçe kısıtlı olduğu için yazarları davet edemediniz yazarları. Artık Zoom'dan da buluşabildiğiniz için böyle daha kolay oluyor. Bir Fransa'dan gelmeye hiç gerek yok. Orada bulundukları yerlerden bize kitaplarınızdan ve şeyden bahsedebiliyor. Bu çok güzel oldu. Ve devam ediyoruz onu. Ondan sonra şey de yaptık, Kültürtek üzere böyle audio sesli kitaplar var. Bazı çocuklar, gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak için onları bir hafta boyunca her gün buluşturma randevu verdik. Ve her gün 40 dakika boyunca onlarla sesli bir şekilde kitap okuduk. Ondan sonra biraz böyle konuştuk. Ne duydu ya, ne duydular, ne anlamadılar, ne anladıkları. Ya bir hafta boyunca bunu yaptıktan sonra beş gün içerisinde bir kitap bitirdik. Tabii küçük kitaplar söz konusu bunda. Bu da çok güzel oldu. Bazı çocuklar çok mutluydu. Çünkü burada maalesef fark ettik ki çocuklar çok okumuyor. Bazı anneler diyor nasıl okuyacak çocuğum? İşte böyle de sesli hem duyuyordu Fransızca hem okuyordu aynı zamanda ekranında. Bu da çok verimli ve etkili bir oldu bizim için, tecrübe oldu. Bu Aralık ayında kütüphane içerisinde yaptık, Noel atölyelerimiz dediğimiz, hem böyle değişik şeyler yapmaya. Bu sadece abonelerimiz için değildi ama herkese açık atölyeler yaptık. Mesela bir Noel bazı şeyler burada hala bir origami yaptırdık. Ondan sonra süsler yaptırdık. Bir tane çikolata atölyemiz oldu. Bir çikolatacı davet ettik. İzmir'de böyle çok meşhur olan çikolatacı bizimle beraber çikolata yaptı ve gösterdi. Bir tane de Noel kurabiye atölye oldu. O da çok güzel. Hafta sonu yaptık. Herkes evinden, herkes mutfağından Fransız kurabiye yapmaya da fırsat oldu. O da çok çok güzel ve başarılı oldu. Öyle bir hem sadece abonelerimiz için tabii ama hem böyle bir dışarıda kazanmak, insanları kazanmak ve bir sonradan zaten atölyelerden sonra bizi merak eden Fransız kültüre gelen de oldu. O da bakış açısı da güzel oldu. İzmir'den çıksak İstanbul ve Ankara biliyorsunuz. Hem İstanbul'da hem Ankara'da Fransız kültürler var. Böyle Türkiye çapında konferanslar düzenleniyor. Edebiyat salonu denilen. Ve orada da yazarlar davet ediliyor. Büyük yazarlar, Goncourt'u alan insanlar da davet ettik. Bu da çok güzel gördü. Bayağı söyleyemiyorum artık. Kusura bakmayın, Türkçem kısıtlı. Bu kadar olabiliyor. Ama bu edebiyat salonları da üzerinde Türkiye çapında olduğu için
Çok da güzel oldu. Türkiye çapında derken aslında atölyelerimizden de Amerika'dan, Fransa'dan, her taraftan da katılımcılar olduğu için yani gerçekten şeyden uluslararası etkinlikler oldu söyleyebiliyoruz ve o konu için biz çok çok mutlu olduk. Loic, acaba ben bir şey unuttuysam. Loic, efendim? Süremizin sonuna geliyoruz şu anda. Tamam, okey. Deniz Hanım da var, evet. Teşekkür ediyorum Natalie Hanım'a. Sorularınız var mı? Gülpekin Bey yazmış ki, Natalie Hanım, etkinliklerinizden düzenli haberdar eder misiniz? Tüm kütüphaneleri kullanıcılarımıza duyurmak isteriz. Son derece renkli etkinlikler, ellerinize sağlık. Süper. Demiş. Tamam, tamam. Tabii ki zevkle. Ben de bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Öncelikle Loic, belki konuşmak ister misin? Sen de bir selam söylemek ister misin? Selam. Merhaba. şunu sormak istiyorum. Yani bu salgın başladığında bir takım şeyleri öngördünüz ve bir başlangıç yaptınız. Sonrasında öngörmediğiniz şeyler gelişti mi? Neler oldu? Hani ya da sadece öngördüğünüz gibi ilerledi mi her şey? Burada nasıl bir deneyim yaşadınız? Öngördüğümüz gibi her şey ilerledi gerçekten. Çünkü biz baştan her zaman baktık, yani Fransa'da neler yapılıyor, burada neler yapılıyor, kütüphanelerden şeyine ve onu uygulamaya çalıştık. Hatta biz yani diğer Fransız kültürü söylemeden bile biz bir takım şeyler öngördük ve hala onlarla devam ediyoruz. Peki kursiyerleriniz size geliyordu, onlarla ilgili nasıl bir şey oldu? Evet, evet. Kursiyerlerimiz online devam ettiği için onlarla biz bazen gidiyoruz, giriyoruz dersler içerisinde, kütüphaneye hatırlatıyoruz. Kültürtek hatırlatıyoruz ne kadar yararlı olduğunu ve onlar geliyorlar. Yani uzaktan da kayıt olabildikleri için uzaktan kayıt da yaptırıyorlar. Ama kaybettik maalesef, yani bir şey kayboldu, o kesin. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ha, bir de şey, iki dakika bir şey ekleyeyim. Biz okullara gidiyoruz. Eskiden okullar bize geliyorlardı. Böyle şey yapıyorduk, sunum yapıyorduk. Artık biz gidiyoruz onlara. Teşekkür ediyoruz Natalie Hanım. Rica ederiz. Çok sağ olun. Süremizin sonuna doğru yaklaşıyorken ben Göte Enstitüsü'nden Deniz Hanım'a söz hakkı vermek istiyorum. Deniz Hanım. Merhaba, ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde mütercim tercümanlığı bitirip 2001'de İzmir'e dönüş yaptık. Ben Goethe Enstitüsü'nde 2016'da Ağustos ayında başladım. Önceki süreçte Almanya'da Alman kimya fabrikası Roche'da tercümanlık ediyordum. Bu ara unutmadan ben şu anda kütüphanemde yalnızım. Maalesef Defne Hanım benim müdürüm ve 20 senelik arkadaşım 1 Eylül'de Almanya'ya 48 saat içinde apar topar döndüler. Eşine bir iş fırsatı geçti Friedrichshafen Üniversitesi'nden. Onun için maalesef 48 saatin içinde toparlandılar ve Almanya'ya dönüş yaptılar. Bu süreçten beri ben yalnızım kütüphanede. Şimdi 15 Mart'tan itibaren bu şey başlayınca, bu pandemi, hepimiz tabii üzüldük. Çünkü kütüphaneciler bence kütüphanede olması lazım. Hepimiz evden çalışmaya başladık. Şunu gördük. Yani ilk başta herkes, yani ne yapacağımızı bilemedik. Bir tek bu iyi olan bir şey vardı. Bizim e-kütüphanemiz 10 senedir var. E-kütüphane olduğu için herkes oraya yoğunlaştı. Zaten ücretsizdi bizim e-kütüphanemiz.
bu konuda yani bir problem yoktu. Evde çalışırken öğrenciler, özel olarak yani kütüphaneyi kullanan öğrenciler beni çok arıyordu. Hani hocam nasıl yapacağız, getireceğiz mi, getiremiyor muyuz, yollayabiliyor muyuz, kargo şirketleriniz var mı? İşte bilmem ama bunu bizim müdüriyet kabul etmedi. İstemedi yani paketler buraya ya da kitaplar buraya gelsin diye. Bu arada tabii kütüphanede değişiklikler yapıldı, camlar yapıldı kütüphaneye. 1 Haziran'a kadar böyle çalıştık. 1 Haziran'dan sonra dönüşümlü Defne Hanım'dan bir gün o geldi, bir gün ben geldim, kütüphaneye geldik. Yine de öğrencilere açtık, şöyle açtık. Benden mail yoluyla kitap ısmarlıyordular, ben hazırlıyordum. Onlar geliyordu, kitapları verip ötekileri alıp gidiyordular. Yani burada bir süre geçirmiyordular. Yani bir de o camların arkasında. Bunu 23 Kasım'a kadar böyle yaptık. Bu sefer veri pandemi çoğalınca müdür hanım kapattı gene kütüphaneyi. Yani bütün enstitü kapalı, yani halka kapalı bizim kütüphanemiz şu an, enstitümüz 23 Kasım'dan şu ana kadar 4 Ocağı kadar kapalı. Ondan sonrası Almanya ne karar veriyorsa biz onu mecburuz yani uygulamaya. Bu arada Natalia Hanım söylediği gibi bizim literatür kulübümüz daha çok yoğunlaştı. Ayda bir kere yaptık. Hülya Hanım, Profesör Doktor Hülya Kaya Hanım moderatörlüğünü yaptı sağ olsun. Geçen ay, Kasım ayında Almanya'dan yine bir yazar hanım, Julia Franke diye bir yazar hanımla birlikte bir söyleşi yaptık online üzere. Çok güzel geçti, çok yoğundu. Bu yanı sıra bilmiyorum başka kütüphanelerde nasıl, öğrenciler devamlı bize kitap yollama şeyindeler. Yani hocam elimizde kalmasın, lütfen kitapları alın. Bağış yani şimdi yapmak istiyorlar. Hayır. Kendi ödünç aldıkları kitaplar. Biz de diyoruz ki yollayamazsınız. Hani müdüriyet kabul etmiyor diye. Yani böyle bir tedirginlik var okurların içinde. Aslında iyi bir şey. Yani bu bir nasıl deniyor Türkçe ona? Yani mesuliyet. Yani kabul ediyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yani çok da kitap kayboluyor biliyorsunuz yani. Bunu demek istedim. Ha bir de özel olarak evde çalışırken ben çok mutsuzdum. İnsanları görmemek, insanlarla konuşmamak çok kötü bir şey. Benim çocuklarım büyük, sorun değildi. Ama onlar da bunu şikayet ediyordular. Online öğretim mi olur anne? Bu hiç güzel değil. Hele yani bazı branşlarda hiç olmuyor. Bunu çok gördüm evde de. Bir de şunu anladım arkadaşlar, bilmiyorum ne kadar değerli bir şeydir bir arkadaşla dışarıda 15 dakika bir kahve içmek, biliyor musunuz? Ben bunu kendime en çok öğrendiğim şey. Evet. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Şu anda bizim kütüphanemiz 4 Ocağı kadar kapalı ama sonra ne olacak daha henüz belli değil. Haftaya da Noel, normalde Noel sürecine giriyoruz, kapanıyoruz yani 4 Ocağı kadar. Bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Hanım. Soruları olan var mı ya da sorusu olan? Şu anda chat kısmına da bakıyorum. Başka toplantılar için ayrılmak durumunda olanlar ya da katılamadığını, geç katıldığını söyleyip ifade edenler var. Ben bir şey sorabilir miyim kısaca?
Buyurun. Sevgili Deniz, tabii bir üst yönetiminiz var. Evet. Bu yani kütüphanenin tabii işleyiş tarzını belki çok iyi hani bilmiyor olabilirler ve kesin önlemler aldılar anladığım kadarıyla. Bu noktada hani kendinize çok iyi ifade edemediğiniz bir durum yaşadınız mı? Yani yok, sağ olsun Müdür Hanım, bizim burada Frau Weber beni çok destekledi. Çünkü kütüphaneye çok önem veriyorlar. Ayrıyeten biz biliyorsunuz büyük bir kurum olduğumuz için Selanik'teki en yüksek bizim müdürümüz. Ben yalnız kaldığım için desteklediler. İster kitap alışında, ister yani yeniliklerde, sağ olsunlar desteklediler. Bu arada da onu da aklıma geldi, %40 bir artışı oldu bizim e-kütüphanenin. Yani Almanya merkezimiz %75 daha fazla medya ve kitap koydu e-kütüphaneye. Bu bizim için çok iyi oldu bu durum aslında. Çünkü biz bunu 3 senedir diyorduk, daha fazla medya koyun, daha fazla güncel şeyler koyun. O da bu arada çok iyi oldu yani. Teşekkür ediyoruz Deniz Hanım. Aslında başka bir sorunuz var mı ya da şöyle aslında tabii bizden sonra genel merkezimizin eski kültür bakanımızla söyleşisi var. Louis merhaba. Acaba diyorum herkes ekranını açsa bir fotoğraf mı çeksek? Ya süpersin Louis. Ne dersiniz bilemiyorum. Louis Hanım. Olur. Olabilir mi? Serenay'cığım sen de bir tekrar etsen. Herkes ekranını açsa da bir fotoğraf çekmek mi? Tabii. Rica ediyoruz. Tabii katılımcılarımızdan, evet. Dinleyicilerimizden de. Görüntü toplantıya da bekliyoruz tabii ki. Yine aynı saatte. 1'de başlayacak. Ben şöyle almaya çalışıyorum. Fotoğraf. Bu arada duyuyor musun? Buyurun başkanım. Ya kusura bakmayın, demin farkında değilim Serenay, çok özür dilerim. Bizim toplantı var. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu pandemi kalkar, biz de İzmir'e geliriz. İzmir'de söyleşi yaparız. Çok iyi olur. Çok teşekkür ederim katılan herkese. Sağ olun. Herkese de iyi yıllar dileyelim eğer görüşemeyecek olursak. Ama yarın mutlaka sizleri bekliyoruz. Yarın, evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.